kendi değerini bilmeyen insan nasıl daha üst şeyler isteyebilir? Nasıl o frekansa geçebilir? Yani eğer çocuk annesinden ya da babasından yeterince değer görmediyse, yeterince varlığı onurlandırılmadıysa... Bilinçaltı çalışmalarını nasıl gerçekleştirdiğinizi ve ne kadar sürede nasıl bir sonuca ulaştığınızı da çok merak ettim. Yaşanan her şeyin İnci Hanım, negatif gibi gözükse de bizim tekamül yolculuğumuzda çok önemli bir yeri var. Bir kız çocuğunun ilk aşkı babasıdır. Hı hı. Şimdi babayla olan ilişkisinde eğer ondan hak ettiği ilgiyi, o böyle bir prenseslik duygusunu görmediyse, yani ben dönüşebiliyorsam, hayatımdaki kişiler dönüştüyse bu mucize değil, mucize gibi gözüküyor ama bu demek ki sadece bir frekans ve bir bilinçaltı olayı, bunu herkes yaşayabilir. Mumun TV ekranlarına Yeniden Başla programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben İnci Bekarlı. Yine yeniden başlamaya dair güzel bir konuyla ve güzel bir konukla birlikteyiz. Şimdiki konuğum kuantum düşünce tekniği eğitmeni ve yazar Anıl Şehirlioğlu bizimle. Hoş geldiniz Anıl Hanım. Hoş bulduk İnci Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Teşekkürler, siz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Öncelikle kitabınızı tebrik etmek istiyorum. Bol çok okunsun inşallah. Çok sağ olun. Hemen şöyle Dünya Okulunda Ruhun Devrimi kitabı. Kuantum tekniklerinden mi bahsediyor, nelerden bahsediyor? Birazcık aslında kitabınızdan bahsedelim, sonra size aslında hazırladığımız çok sorumuz var. Tabii ki. Ben kuantum düşünce tekniği eğitmeniyim ama kitap sadece kuantumla alakalı değil. Hı hı. Ruhun genel olarak varoluş amacıyla, dünyada bulunuş sebepleriyle, yaşadığımız sıkıntıları, neden yaşıyoruz, bunların üstünden nasıl geliriz'i anlatan bir tarzda yazıldı. Tabii ki kuantumla da bağlantılı. Çünkü kuantumla da hayatımızdaki sorunların bilinçaltı sebeplerini bulup dönüştürebiliyoruz. Ama ben biraz daha spiritüel alandaki bilgilerim ve deneyimlerime istinaden de biraz daha derin bir kitap yazdım. Dünya evet. Okulunda Ruhun Devrimi gerçekten kişinin dünyadaki değerini, önemini, neden var olduğunu ve hangi aslında yollardan geçerek geliştiğini gösteren bir kitap oldu. Hı hı. İnşallah bol okunsun. Kişisel devrimini başlatmaya hazır mısın diye sormuşsunuz. Evet. Sanırım bu da bir yeniden başlama kitabı diyebiliriz. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle öyle. Sizin programınıza çok uyumlu. Hı hı. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrardan davetinizi kabul edip geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Biz de bu programda bu tarz konuları daha çok konuşmayı seviyoruz. Biraz Anıl Şehirlioğlu'nu tanımak isteriz. Ondan sonra aslında yeniden nasıl başlarıza dair birçok soru soracağım sizlere. Biraz tabii sizi ki, tanıyalım tabii mı? Tabii ki, seve seve. Evet, kuantum düşünce tekniği eğitmeni ve yazarım. Dünya Okulunda Ruhun Devrimi ikinci kitabım. Hı hı. Ondan önce de İçindeki Mucize kitabını yazmıştım. 2008 yılında ben kuantum dünyasıyla, daha doğrusu kişisel gelişim alanıyla tanıştım ki tanıştığımda gerçekten hayatımda içinden çıkamadığım birçok sorunum, sıkıntım vardı. Birçoklarımızın yaşadığı gibi. Hastalık sorunları olsun, ilişki sorunları olsun, birçok kıramadığım döngülerim ve travmalarım vardı. Bunlarla bir yandan boğuşup bir yandan da hayatıma devam etmeye çalışırken kuantumla tanıştığımda önce böyle bir tabii ki idrakta zorlandım bazı şeyleri anlamakta. Özellikle hayatımızdaki istemediğimiz şeylere de bizim kendi blokajlarımızın sebep olduğunu kabullenmekte önce biraz itiraz ettim. Fakat sonra ruhumun çekilmesiyle tabii ki bir de hep yapımda şey vardır benim. Kişisel gelişime, psikolojiye çok meraklı olmuşumdur. Herkesin derdini dinleyen, böyle çözümler arayan birisiyimdir. O merakım da kendini bırakmadı, bu yolda devam et dedi. Sonra birden kendimi kuantum eğitimlerinin içinde buldum. Ki ben İstanbul Üniversitesi Turizm İşletme mezunuyum ve turizm işiyle ilgileniyordum. Hı hı. Ama kuantum eğitimin içine de girince anladım ki benim ruhumun ait olduğu alan burası. Çünkü benim hayatımdaki sorunlar dönüşmeye başladı. Asla geçmeyeceğini zannettiğim o kadar derin travmalarımın etkileri silinmeye başladı. Dedim ki bunu herkes bilmeli. Ben de nacizane bu işi yaparak olabildiğimce herkese katkı olabilmeliyim diyerek, hani birçok kişinin sen ne yapıyorsun bu devirde, iş bırakılır mı falan demesini aldırmadan, hakikaten çok da önemli güzel bir işim vardı. Onu bırakarak tamamen gönlümü, yüreğimi bu işe adadım. 2008'den beri bu zamana kadar kuantum düşünce tekniği seansları, uygulamaları, eğitimleri veriyorum. Uzun süre eğitim aldım tabii ki. Bir 3 sene kadar eğitim aldım. Eğitim aldığım kurumda da yaklaşık bir 3 senede eğitmenlik yaptım. Sonrasında biraz daha özgür olabilmek adına kendi akademimi kurdum. Hı hı. Şimdi kendi akademim altında eğitmenlerimle, arkadaşlarımla, yoldaşlarımla, birçok kişinin dönüşümüne
nacizane aracı oluyoruz, katkı oluyoruz. Aslında çok da güzel bir duygu. Yani çok. Bir yandan da buna artık ne dersiniz, dönüşüm, değişim, dokunmak mı? Hepsi çok kıymetli şeyler. İnşallah da amacına ulaşan işler yapmaya devam edersiniz. Bir yandan şimdi sormak istediğim frekans meselesiyle başlamak istiyorum. Çünkü neden? Hep böyle bilinçaltımızda yüklenmiş şeyler var. Annelerimizin belki çocuklukta bize yükledikleri. Onların hayat deneyimlerinde belki bazı talihsizlikler olduysa bunları ne yazık ki biz de yükleniyoruz. Ve hayatımıza başladığımızda bir takım hayallerimiz oluyor. Ama o hayalleri gerçekleştiremememize bir şekilde bir şeyler engel oluyor. Örneğin çok çok iyi kazanacağın bir iş istiyorsun diyelim ki, örnek vereceğim. Fakat hep de hak ettiğin değerin altında paralar kazanıyorsun. Bu senin belki sınavın, belki evrene yaydığın enerji böyle. Çünkü kendinin değerini bilmiyorsun. Peki kendi değerini bilmeyen insan nasıl daha üst şeyler isteyebilir? Nasıl o frekansa geçebilir? Zaten İnce Hanım, en büyük sorunumuz bizim insan varlığı olarak kendi öz değerimizi bir kere bilmiyoruz. Ayrıca kişisel olarak da ne yazık ki biraz kendi değerimizden yoksun büyüyoruz. Ve bilinçaltı dediğimiz şey anne karnına düştüğümüz andan itibaren kayıda başlıyor. Önce orada annenin kendiyle ilgili tüm duygularını sahipleniyor. Sonra annenin bebeğe yansıttıkları, bizim özellikle 0-12 yaş arasında annemizle, babamızla ve yakın çevremizle edindiğimiz tüm o yaşadığımız durumların bizde yarattığı duygularla biz kendi kaderimizde birçok şeyi inşa ediyoruz. Yani eğer çocuk annesinden ya da babasından yeterince değer görmediyse, yeterince varlığı onurlandırılmadıysa, ki bu bazen cinsiyetle de oluyor. Yani kız mesela, erkek bekleniyor, kız doğduğu için çok değersiz hissediyor kendini. Ya da bir koşulla bekleniyor. İşte diyelim ki çocuklar var ve yalnız kalmasın diye, ya da aileye bir kahraman kurtarıcı gibi, hani aileye gelsin de çekip düzenlesin, işte yuvayı kurtarsın gibi bazı beklentilerle bir bebek dünyaya geldiğinde kendi öz varlığı olarak ne yazık ki kendi değerini bilemeyen fakat kendini başkalarına adayan bir birey haline geliyoruz. Hayatımızda maddi ya da manevi, aslında ikisi de aynı yere çıkıyor. Neyi isteyip de yaşam alanımızda tezahür ettiremiyorsak, yani ona sahip olamıyorsak, mutlaka onunla ilgili bilinçaltımızda ve ilkel beynimizde bir negatif blokaj oluyor. Yani bu değersizlik de olabiliyor, hak etmeme duygusu da olabiliyor, istenmeme duygusunun etkisi de oluyor, ya da o şeyin tehlikeli olduğu ile ilgili. Yani örneğin mesela benim çevremde o çok fazla gördüğüm bir durum bu. Eğer ailede, paradan örnek verdiğimiz için oradan devam edeceğim. İşte paranın ailedeki birliği, düzeni bozduğu söyleniyorsa, işte para yüzünden, belki o işte annenin babanın çalışma saatleri yüzünden çocuklar yalnız ve daha ilgisiz kaldıysa, bu sefer bilinçaltı parayı negatif, eksi bir şey olarak görüyor, kötü bir şey olarak görüyor. Yani onu sevgiden, işte birlikten, şefkatten uzaklaştıran bir araç olarak görüyor ve paradan soğuyor. Ben hep söylüyorum, siz bir yere gidecekseniz, istenmediğiniz, sevilmediğiniz bir yere gider misiniz misafirliğe diyorum öğrencilerime? Gitmezsiniz. Şimdi para da eğer onun hakkında negatif düşüncelerimiz varsa, kötü şeylere sebep olduğuna inanıyorsak, dolayısıyla bize istediğimiz kadar tabii ki gelmiyor. Çünkü sizin de dediğiniz gibi her şey bir enerji ve bizim bu duygularımızın, bilinçaltındaki negatif duygularımızın enerji alanımızdan dış dünyaya yaydığı bir frekans alanı var. Biz sürekli bu frekanslarla, şimdi sizinle hiç sözel olarak sohbet etmesek bile, fizik bedenimizin hemen dışındaki auramızdan, enerji alanımızdan birbirimizle konuşmaya başladık bile. Bende neler var aslında, siz bunu hissedebilirsiniz. Hani bazen olur ya, birinin yanına gidersiniz, çok iyi hissedersiniz. Huzurlu, neşeli, keyifli. Bazen de böyle bir enerjiniz çekilir, bir itilirsiniz. İşte anlayın ki orada bir enerji alışverişi var ve bir şeyler size ya iyi geliyor ya da ters bir enerji sizi negatif olarak etkiliyor. İşte bunun gibi bir sürekli evrene bir radyo frekansı gibi frekans yayarız. Yani ben değersiz olduğuma inanıyorsam sürekli bir ben değersizim enerjisi yayılır. Bu frekansta yaşadığım için de hayatıma giren insanlar ya da iş yerinde karşılaştığım durumlar buna hizmet etmek durumundadır. Aksi söz konusu olamaz. Hatta hani birileri size değerli olduğunuzu gösterecek şekilde davransa bile siz onu tam olarak anlayamıyorsunuz, algılayamıyorsunuz. 4 tane pozitif bir şey yaptı diyelim ama bir tane o kişi negatif bir şey yaptı, diyorsunuz ki bak tamam işte o da bana değer vermiyor. O 4 tanesi sanki orada boşa yaşanmış gibi oluyor. Çünkü algıda seçicilik dediğimiz, tanıdığınız, bildiğiniz duygu değersizlik üzerine.
siz değersiz hissedince hayatınıza giren erkekler de, arkadaşlarınız da, evet iş yerinizin belki ya da patronlarınızın ya da çalışma arkadaşlarınızın size davranışı da ne yazık ki verdiğiniz belki emeğin, sevginin, ilginin, zamanın tam karşılığı olan değer olmuyor. Ve fakat ne zaman ki siz bunu fark edip bir dakika ya ben niye başkalarından değer bekliyorum ki, niye başkalarından onay bekliyorum ki, ben acaba kendi varlığımı önemsiyor muyum? Benim kendime biçtiğim bir paha var mı? Benim emeğime biçtiğim bir değer var mı? Zamanıma, ilgime biçtiğim bir değer var mı deyip dönüp kendinizi sorgulamaya başladığınızda, tabii ki bilinçaltı çalışmaları da yapmak burada çok önemli ama çalışma yapılmasa bile ben değerliyim demeye başladığınızda, değerlilik bilincine geçtiğinizde ve bu bilince uygun olarak istemediğiniz hiçbir şeye artık evet demediğinizde, kendi hayatınızın merkezine kendinizi aldığınızda otomatikman bu sefer hayatınızdaki kişilerin size davranışları değişmeye başlıyor. Çünkü diyorlar ki artık bu davranışları bu kişi kabul etmez. Yani farklı bir frekans yayılıyor. Ya beklemediğiniz gibi size özen gösteren davranışlar sergilemeye başlıyorlar ya da hayatınızdan uzaklaşması gerekenler otomatikman kendiliğinden hayat alanınızdan çıkmaya başlıyorlar. Evet. Şimdi ben değerliyim cümlesini duyuyoruz genelde ama bunu yeterince inanmadan söylemek ne kadar etkili olur onu size soracağım. Elbette tartışılır çünkü o kısım. Kesinlikle. Fakat bilinçaltı çalışmalarını nasıl gerçekleştirdiğinizi ve ne kadar sürede nasıl bir sonuca ulaştığınızı da çok merak ettim. Ben hep söylüyorum şimdi çekim yasası anlatıldığında içi bir taraftan çok boş kaldı. Çünkü olumlamalar da biz de veriyoruz ama hep şunu söylerim en fazla %5 etkiler hayatınızı. Dediğiniz gibi ben değerliyim ya da ben her şeyin en güzelini hak ediyorum demeye başladık. Tamam tabii ki bunun bir yapıcı etkisi olur. Fakat yine bilinçaltınız o değersizlikle ilgili kayıtlarınız temizlenmedikçe sizi değersizlik duygusuna doğru geri çekecektir. İstemek hiçbir şey, inanmak her şeydir derim ben. Siz eğer ağzınızdan çıkarken o söze inanabiliyorsanız ama tüm hücrelerinizde, tüm DNA kayıtlarınızda, varlığınızda evet ben değerliyim mi böyle hissederek söylüyorsanız o sizin alanınıza artık geçmiş demektir. Ama ben değerliyim işte. Yani böyle yaptığınızda içsel olarak böyle yapıyoruz çünkü. Ya da ben değerliyim diyoruz ama içimizden işte söyledim ama kim bilir şimdi ne olacak dediğimizde ne yazık ki hiçbir zaman istediğimiz sonuçları yaşayamayız. Bu yüzden kişinin bilinçaltı blokajlarını dönüştürmesi çok önemli. Ben kuantum düşünce tekniği, kuantum drama yöntemini kullanıyorum. Şöyle bir farklı tarafımız var diğer sistemlerden. Biz asla danışanlardan bize travma anlatmasını istemeyiz. Hatta sorunlarını bile paylaşmasını istemeyiz. Biz kendimiz kişinin bilinçaltı alanına girerek bu aile diziliminin biraz daha geniş versiyonudur. Kişinin diyelim ki değersizlik duygusu var. Bu değersizlik duygusuna sebep olan, onun hatırladığı ya da hatırlamadığı, anne karnı olabilir, 5 yaş olabilir, 10 yaş olabilir, belki evlendiği anda olabilir, 18 yaşında olabilir. Zaten 0-18 yaş çok kritik bir süreç. Yani orası bizim altyapımızın, karakterimizin oluştuğu bir dönem. İşte oralarda bu duyguya hangi oluşumlar sebep olduysa, hangi yaşanmışlıklar onları tespit ederiz. Ve asla olayı silmeyiz çünkü olayın anlatmak istediği bir mesaj vardır kişiye. Olayın bıraktığı negatif etkiyi dönüştürürüz ve olaydan ne ders alınması gerekiyorsa çünkü yaşanan her şeyin ince hanım negatif gibi gözükse de bizim tekamül yolculuğumuzda çok önemli bir yeri var. Bize bir şey anlatmak, bir şey göstermek istiyor. O yüzden danışanın o faydayı da almasını sağlayarak daha böyle derin ve bütüncül bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Evet, özellikle şimdi sizin sisteminizin hoş gelen kısmı gerçekten anlatmak zorunda kalmamamız. Sizin kendiniz o kayıtlara ulaşabilmeniz. Çünkü insan bazen gerçekten bilmiyor. Neden bu duyguyu yaşadım? Hangi sonucuma çocukluğunu insan çok fazla hatırlayamayabiliyor. Kesinlikle. Ve hangi duygu bana bunu yaşattı ve hayatımı böyle devam ettiriyorum. Bulamıyorum. Bulamadığım bir şeyin çözümünü de gerçekleştiremiyorum. O yüzden çok bence daha mantıklı sizler o kayıtlara ulaşıp onun üzerinden çalışmalara devam etmek. Bazen de insanlar gerçekten anlatmak istemeyebiliyor. Evet, artık o kadar yaşadıklarından yorgun bir halde geliyorlar ki hele ki şu dönemde birçok sorun üst üste yaşadığımız zor süreçlerden geçtiğimiz bu dönemlerde gerçekten danışanlar anlatmak da çok istemiyor. Ya da anlatsalar bile İnce Hanım hayatlarındaki son olayları anlatıyorlar. Yani şimdi de belki son 5 yılda yaşadıklarının yorgunluğuyla onları anlatıyorlar. Ama hiçbir şey şimdi de başlamıyor. Yani
Her şey anne karnından 18 yaşa kadar ilk böyle bir şekilleniyor. Yani tohumlar atılıyor. Görünür olması ya da bardağın taşması, evet, çok sonra gerçekleşiyor ama şu bardak taştığında sadece üzerindeki suyu alırsanız biraz sonra tekrar su koyduğunuzda tekrar taşar. O yüzden ben hep diyorum ki bardağı komple boşaltmamız lazım. Yani derinden bu işe bakmamız lazım. Bilinçaltınızın şekillendiği yaş aralığındaki oluşumları incelememiz lazım. Ve burada bazen kişiler hani belli bir yaştan sonra biz ne yapıyoruz? Yaşadıklarımızı biraz sıradanlaştırıyoruz. Yani örneğin belki küçükken karanlık bir odada 5 dakika kilitli kaldınız, yalnız kaldınız ve çok korktunuz. Ve bu bilinçaltına korku, hatta panik atağa dönüşecek bir virüs olarak atılıyor. Ama şimdi kişi baktığında diyor ki ya karanlık o kadar da artık ben büyüdüm, korkmuyorum. Korkutucu bir şey değil ki. Hani neden o benim hayatımı etkilesin diye bakıyor. Ama işte şimdiki yaşınızla orayı değerlendiremezsiniz. Orada 5 yaşındaki çocuk korktuysa bu işte bir korku olarak bilinçaltına yayılıyor. Ve bundan sonra karanlık, dar alanlara her girdiğinizde aslında orası tetikleniyor. Ve siz en sonunda bunu tetiklettire tetiklettire bir gün panik atak yaşıyorsunuz. Ve zannediyorsunuz ki o anda yaşadım ben panik atağı. Hayır, işte onun temeli çok daha önce atıldı. İşte biz o 5 yaşı bulup dönüştürdüğümüzde o yüzden sorunlar kökten dönüşmüş oluyor. Virüsün girdiği yerleri bulmak önemli çünkü. Evet, peki şimdi bu hayatımızda herkesin doğru eş, doğru iş ve beklediği hayatı standartları gerçekleştirebilmek için belli bir paraya ihtiyacı var. Şimdi bu enerji alanında değilsek biz daha değersizlik duygusuyla mı alakalı bilmiyorum, bu frekansınızın düşük olması. İşte hak ettiğin gibi mesela çok güzel, çok kaliteli, çok kendini yetiştirmiş kadınların yanında böyle göbekli, çirkin erkekler görebiliriz zaman zaman. İşte kimseyi tabii ki onun da mutlaka özel, güzel tabii yanları vardır. Evet, evet. O yüzden birlikte olmuşlardır. Ama bazen gerçekten hayatta kimsenin hak ettiği insanı karşısına çıkarmayabiliyor. Bu frekans meselesi mi? Bu bizim değersizlik duygumuzla mı alakalı? Bunu nasıl düzeltebilir, yükseltebiliriz? Yani hemen yani kendi bilgimce şöyle düzeltmek istiyorum zaten şu sözü. Hayat çıkartmıyor değil. Biz kendi evet frekansımıza, kendimizle ilgili bakış açımıza ve inanç kalıplarımıza uygun kişileri yaşam alanımıza çekiyoruz. Bir kişinin dış güzelliği ya da bazen sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübeleri ne yazık ki onun kendini zaten yeterli hissetmesine, değerli hissetmesine sebep olmadığı gibi bu tamamen ruhtan gelen bir olgudur. Yani kişinin değeri bir kere yaradanın ruhundan üfleyerek var ettiği çok özel bir varlık oluşumdan gelir. Biz en başta bunu unutmuş durumdayız zaten. Fizik çok daha sonra gelen bir şey. Ve fakat özellikle kadınlarımızın çoğunda dişil enerjinin çok uzun zamandan beri bastırılması, eril enerji karşısında değersizleştirilmesi, biliyorsunuz hala bile günümüzde erkek çocuk beklentisi çok daha fazla ve kız çocuk doğduğunda çok da fazla mutlu olmuyor. Hele ki geçmişte bizim danışanlarımızın çoğunda bu çıkıyor, erkek çocuk beklentisi. Ya da işte kız çocuk doğduysa ona hemen bir sorumluluklar vermiş. İşte kardeşlerine sahip çıkma, evle ilgili beklentiler, anneye yoldaşlık yapma. Biz kadınlarımıza ne yazık ki değerli olmayı zaten çok öğretemiyoruz. Bununla beraber bir kız çocuğunun ilk aşkı babasıdır. Şimdi babayla olan ilişkisinde eğer ondan hak ettiği ilgiyi, o böyle bir prenseslik duygusunu görmediyse, şöyle kucağına oturtulup bir sevilmediyse, saçları okşanmadıysa, geceleri bir masal okunmadıysa, ne yazık ki bu eril enerjiyle olan ilişkisine otomatikman yansıyor. Eriller tarafından, erkekler tarafından sevilmem, değer görmem ya da eğer baba hayat alanından uzaklaştıysa, hani bu bir boşanma ve başka bir evlilikte olabilir, bir vefat da olabilir. Yani kişi babasını özellikle 18 yaş aralığında kendi yaşam alanında kaybettiyse, çünkü bu kaybetmek olarak yorumlanır, başka bir eve geçtiyse bile, işte o zaman mesela hayatımdaki erkekler beni terk eder inancını geliştirebiliyor. Ya da anne ve baba ilişkisinde diyelim ki baba anneyi aldattıysa, o zaman erkekler aldatır gibi bir blokaj geliştirebiliyor. Hatta mesela bir danışanımız da hep diyordu ki bize geldiğinde, ben hep ikinci kadın oluyorum hayatımdaki erkeklerin yaşamında. Ya anne oluyor, ya abla oluyor, ya başka bir bayan oluyor ama ben hep değersiz olan, ikinci plana itilen, hatta sonra terk edilen oluyorum dediğinde, mesela bunun sebebi şuraya kadar dayandı. Babasıyla olan ilişkisinde önce tek çocuk, ilk çocuk, ama bir süre sonra bir başka kardeş doğuyor
ve kardeşin özel ilgiye ihtiyacı olan da bir takım da rahatsızlıkları var ve babanın ilgisi alakası tamamen kardeşin üzerine kayıyor. İşte bu bilinçaltı blokajı olarak ikinci kişiye düşme, yani değerliyken değersize düşme, en sevdiğin hayatında ikinci olma gibi bir blokaj oluşturduğu için otomatikman bundan sonrasında kişi bunu pekiştirdiğinde kendisine bu duyguyu, bunun tekrarını yaşatacak kişileri yaşam alanına kabul ediyor. Yani hani bir söz vardır, ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek oraya gider derler ya. İşte biz o çocukken nasıl bir ilişki yaşadıysak anne ve babamızla, hayatımızdaki tüm insanların da bize öyle davranmasını bekliyoruz aslında. Ve ters bir davranışı da biz çok kabullenemiyoruz. Yani pozitifi bile kabullenemiyoruz. Bir de şöyle bir durum yansıyor. Diyelim ki baba çok güçlü, dominant ve anneyi biraz işte yok saydı, ezdi, istenilmeyen durumlar yaşandı. Bir kadın diyor ki, ben kendi hayatımda da mesela bunu söylemişimdir, ben çok güçlü olacağım, hani hiçbir erkeğe boyun eğmeyeceğim, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Şimdi bakıldığında bunun evet artıları var ama bir de eksileri var. Çünkü bunu dediğiniz anda otomatikman eril enerjiniz yükselir. Bu demek olur ki zaten eril yüksek, dengeli bir erkeksin, hayat alanınıza giremez. Yani sizden daha çok almak isteyen, sizin enerjinizden beslenmek isteyen, sizin sorumsuzlukla suçlayabileceğiniz bir kişi yaşam alanınıza girer. Yani çünkü güçlü bir erili olan bir dişile, güçlü bir dişili olan bir eril denk gelir. Evet, güçlü kadınlar sorumsuz erkekleri hayatlarına çekilirler. Daha çok çekiyorlar. Bu 2-2-4'tür. Ne zaman ki dişil şunu fark eder, yani kadın şunu fark eder, ya tamam ben güçlüyüm evet, ama güçlü olmak yardım almamak demek değil. Hı hı. Erkekten hiçbir şey istememek demek değil. Hayatı paylaşmamak demek değil. İnsanlardan almak beni güçsüz kılmaz, ağlamak beni güçsüz kılmaz, istemek beni güçsüz kılmaz deyip dişiliğini onurlandırmaya başladığında bu sefer hayatındaki erkeğin davranışları değişmeye başlıyor. Daha çok sorumluluk alıyor, ona daha çok değer göstermeye başlıyor ve yaşam alanını paylaşmaya başlıyorlar. Yani biz neysek ve neye inanıyorsak, bu aslında evrenin matematiği, bir sürpriz ya da bir mucize de değil. Ona uygun biçimde karşı taraf bize davranıyor. O yüzden ben hep diyorum ki herkese, istemediğiniz davranışlara maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, alın bir defter elinizde, bir kağıt, bir kalem ve yazın. Ben erkekler hakkında ne düşünüyorum? Ben kadınlar hakkında ne düşünüyorum? Hadi bunları da geçtik. Ben kendim hakkında ne düşünüyorum? Kendimi neye layık görüyorum? İşte çok güçlüyüm deyip almamayı mı marifet zannediyorum? Ya da duygularımı bastırmayı mı, ağlamaktan çekinmeyi mi marifet görüyorum? İşte bunlara bakıp değerlendirdiğinizde aslında kendi haritanız çıkmış oluyor. Hı hı. O kişiler de bu haritanın dışına çıkamıyorlar. Yine bu noktada şuna geliyoruz. Dış dünyanın değişmesi için ya da o kişilerin sana olan davranışlarının değişmesi için senin iç dünyanın mutlaka değişmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi farkındalık çok moda oldu son zamanlarda. Herkes farkındalığım gelişiyor diyor. Ama farkındalığın gelişmesi de aslında çok da fazla harekete geçmediğin sürece bir işe yaramıyor. Evet, fark çok ediyorsun. Evet diyorsun ki çocukluğumda şunları yaşamış olabilirim. Ben o yüzden şu an belki hayatımda bu değersizlik duygusunu yaşıyor olabilirim. Belki işte hak ettiğim değeri göremiyorum vesaire. Fakat bununla ilgili bir çalışma yapmadıkça, yani biz kendimizi değiştirmedikçe ya da bilinçaltımızla ilgili bir takım çalışmalarla belki uğraşmadıkça da bu düzelmeyecek. Sadece farkında olarak kalmaya devam edeceğiz değil mi? Yani belli bir nokta evet düzeliyor. Belki %5, %10 diyelim. Hı hı. Ve fakat üzerine mutlaka bir bilinçaltı çalışması gerekiyor. Ve onun üzerine de ben kendi danışanlarıma da söylüyorum. Biz diyoruz bilinçaltınızı dönüştürdük. Fakat sistem her zaman şuna bakar. Bu kişi davranış modelini değiştiriyor mu? Hı hı. Ve özellikle de uyanışa geçtikten sonra ya da farkındalık dediğiniz süreç başladıktan sonra, siz dönüşmeye başladıktan sonra sistem sizi daha çok sınar. Der ki şimdi ben, evet Anıl bir konuda dönüştüğünü iddia ediyor. Değerlilik bilincine geçtiğini iddia ediyor. O zaman der, çünkü evrenin konuşma biçimi olaylardır bizimle. Ben öyle bir olay göndereceğim ki, yaşatacağım ki, rehberlerimiz aslında bunu organize ediyor. Tabii ki her şey ruhsal yasalara, Allah'ımızın iznine bağlı olarak gerçekleşiyor. Bakalım Anıl
bu olay karşısında gerçekten farklı bir bilince geçip farklı bir davranış modeli mi gerçekleştiriyor, yoksa aynen eskisi gibi mi tepki veriyor? Biz mesela o yüzden uyanıştayken zorluklar yaşarız. Fakat bunu yaşayınca da şöyle zannediyorlar. Ya o kadar uyanışa geçtim, 10 tane kitap okudum, 4 tane seans aldım, 3 tane eğitime gittim, hala mı zorluk? Zorluk değil. Sistem sana bunların içinden geçersen tamam artık tekamül derslerini verdin diyecek. O derslerden geçtin diyecek. Ve bunu ancak eylemde görürse gerçek olarak, ciddi olarak alıp algılayacak. O yüzden mesela yine kişi kendi değerinin sınandığı bir durum yaşar ve eğer orada kendi değerine uygun bir konuşma yaptıysa, bir çizgi çizdiyse, bir hareket yaptıysa, gitmesi gereken yerden gitmesi gerekebilir, kalması gereken yerde bir şey ifade etmesi, belki hakkını araması, hiç söylemediği bir düşüncesini paylaşması gerekir ya da artık hayatında onu en çok seven, belki annesi babası, belki çocuğu, belki eşi sürekli ondan bir şeyler alıyordur ve artık hayır demesi gerekiyordur. Bir dakika, burası benim kırmızı çizgim demesi gerekiyordur. Çünkü hepimizin bir benlik alanı olmalı. İşte öyle bir olay yaşar ki ondan gene böyle büyük bir şey talep edilir. Sistem der ki bu talebe hayır derse bu dersten geçti. Yine aman kırılmasınlar, aman üzülmesinler. Çünkü onların sevgisi kırılmaması benden daha değerli diyorsa kişi ve yine istediğini yapayım bari dediğinde o sınavı geçmemiş oluyor. Evet. Ve biz o sınavı geçene kadar da sınanmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi biraz tekamüle de girmiş bulunduk aslında. Tekamülümüze nasıl ulaşırız? Bu sınavların nasıl farkına varırız? Bazen çünkü sınavda olduğumuzu fark etmiyoruz ve bazen sınavın, mesela kimileri evlilikle ilgili sınanıyorlar. Aynı insanları hayatlarına çekiyorlar. Örnek verdiğimiz zamanda da şimdi aynı kişileri hayatına çekti ama ona sabretmeyi bir sınav olarak görmek mi gerekir? Yoksa hayır, ben buna sabretmiyorum. Ben kendimi, varlığımı korumak zorundayım. Belki beni mutsuz eden bir şeyin içinde olmayacağım demek mi acaba bu sınavı vermek? Çok ince bir çizgi. Evet, İnce Hanım söylediğiniz. Burada şuna dikkat etmek gerek. Bize de çok oluyor evliliğiyle ilgili son noktaya gelip gelenler ya da işini değiştirmek isteyenler. Diyorum ki önce bir bilinçaltı blokajlarını tamamen bir dönüştürelim. Yani şöyle bir bilinçaltını masaya açmamız lazım. Yani hayatında böyle kararlar almak isteyen, karar aşamasında olan kişiler önce bir kendi bilinçaltlarına bakmalılar, baktırmalılar. Hangi yöntemi seçiyorlarsa ya da böyle yazarak, çizerek kendi blokajlarını, duygularını bir fark etmeliler. Şimdi diyelim ki bunları fark ettik. Belli dönüşüm aşamalarından da geçtik. İşte çalışmaları aldık, kendimiz bir şeyler yaptık evde, artık birçok programı YouTube'dan izleyip yapabiliyorlar. İşte kitaplar okuduk ve buna rağmen ama eğer hala hayatımızdaki o kişi ya da o iş bizi mutlu etmiyorsa, bizim varlığımıza istediğimiz değeri vermiyorsa, göstermiyorsa, bazen gitmek en büyük şifadır. Ama bazen de gerçekten biz bunu çok deneyimledik İnce Hanım. Çoğu hani bitiş noktasında gelen evlilik çok güzel bir hale geldi bilinçaltı blokajlara dönüştüğünde. Çünkü kişiler o anne ve baba modellerini birbirlerine yansıttıkları için aslında birbirleriyle bir dertleri yok. Geçmiş yaşanmışlıklar onların önünde bir set olmuş durumda. O seti kaldırdığımızda iki tarafta birbirini görmeye başlıyor. Ve bunun için de güzel olan, iki tarafın birden seans almasına, çalışma almasına gerek yok. Yani ben kendi ilişki sorunumu düzeltmek için kendime çalışma aldım. Kendim çalıştım. Kendi blokajlarımı dönüştürdüğümde eşimin bana davranışları değişmeye başladı. Çünkü bu dediğiniz gibi işte frekanstan karşı tarafa yansıyor. Ama yine de hep söylüyorum. Evet, dönüşmek mümkün. Hemen vazgeçmemeli. Ama her şey yaptıktan sonra bir kere ait olmadığınız bir alanda kalmak, kendi yaşam alanınıza haksızlık ve saygısızlık yaptırmak, kendi kul hakkınıza girmek demektir, kendinize saygısızlık demektir. Bu alanları bir plan yaparak, hani bir tasarım yaparak, belki önce bir iş arayarak, artık neyse o uzaklaşılması gereken yer, terk etmek kişinin tekamülünde olması gerekendir. Önce o yüzden herkes bir bilinçaltına bakıp sonra acaba bunların bana bir katkısı var mı? Ben buradan daha fazla alabilir miyim? Daha fazla katabilir miyim? Dedikten sonra artık yapılacak bir şey kalmadıysa da o alanın dışına çıkmak, o tekamül sınavından geçmek demektir. Evet, peki insanların tekamülleri birbirleriyle çakışabilir mi? Bazı insanların hayatımıza girmesi tekamülümüze hizmet etmek için vardır. Ama insanların birbirlerinin tekamüllerini engelleme, öteleme, ertelenmelere sebep olabilir mi? Ben bunu kitapta çok uzun anlattım. Çünkü İnce Hanım, aslında çok güzel olan, muhteşem olan şey şu ki, hayatımızda başroller özellikle asla ve asla tesadüfen girmezler.
hepsi biz daha dünyaya doğmadan, annemizin karnına düşmeden önce yaradanımızın bize bahşettiği sınavlar ve kader programı planı doğrultusunda ruhsal anlaşmalarla belirlenerek yaşamımıza dahil olurlar. Yani sizin doğacağınız anne, baba, aile, atalar siz daha anne karnına düşmeden önce belirlenir. Çünkü sizin tekamül dersleriniz ve sınavlarınızla o ailede görecekleriniz birbirine uyumludur. Yani aslında herkesin birçok sorun yaşasa da yine altını çizerek söylüyorum. Annesi ve babası onun için ideal anne babadır. Çünkü diyelim ki işte dersten yola çıkarsak kişinin yaşam dersi, tekamül dersi, değerinin, öz değerinin hiçbir şeye ya da hiçbir kimseye bağlı olmadığını öğrenmekse dersi mutlaka, çünkü dünya okulunda her şey zıttıyla öğreniliyor. Yani zıttı olacak ki o şeyin içinden geçip farkındalık yaşayacağız ve gelişeceğiz. İşte bu durumda mutlaka ona kendini değersiz hissettirecek bir anneye ya da babaya doğuyor. Çünkü diyelim ki sınavı değersizlik duygusu ama ona çok değerli hissettiren bir aileye doğdu. Anlayamaz ki neden değerli olduğunu. Zanneder ki annenin babanın ona gösterdiği ilgiyle, sevgiyle, işte onların ona verdikleriyle değerli. Ve bunu yaşam alanında da böyle aksettirir. Oysa biz dışarıdan aldıklarımızla değerli değiliz. Kendi özümüzdeki, ruhumuzdaki güzelliklerle her birimiz eşit değerdeyiz. Yaradanın yarattığı muhteşem varlıklar olarak. Dolayısıyla mutlaka bizi tecrübeye doğarız. Ve anne babamız dahil evlilik yapacağımız kişi ya da evlenip ayrılacağımız kişi, ilk aşk yaşayıp belki hayal kırıklığına uğrayacağımız o kişiler, yaşam alanımızdaki çok önemli rolleri olan kişiler, kardeşlerimiz, bunların hepsi bizim tekamül planımızın bir parçası. Ruhun dünyada insan bedeninde varoluş amacı ruhundaki bilgeliği, muhteşemliği, güzelliği deneyimlerle ve eylemlerle gerçekleştirerek bulmasıdır. O yüzden hayatımızdaki her kişi ve her olay yalnızca buna hizmet eder. Aslında işte evlilik, para, işte ilişkiler, meslek hayatımız, bunların hepsi yaşamdaki araçlarımız. Ana amacımız değil. Bunları yapmak için gelmedik. Biz gelişmek için geldik. Biz ruhumuzu fethetmek, burada deneyimlemek için geldik. Deneyimlerken de çok güzel ilişkiler. Mesela ilişki çok güzel bir araçtır. Çok önemli bir araçtır. Asla mesela hani kendime dönmek istiyorum diyen bir kişi inzivaya çekilip böyle yıllarca kendiyle baş başa şu anda kalmamalıdır. Ne kadar çok ilişkide bulunup o insanlarla ilişkimizde dengeyi sağlayabiliyorsak o kadar çok tekamülümüze hizmet ediyoruz. Çünkü birbirimize vermek, almak, paylaşmak da bu sistemin bir parçası. O yüzden hatta en çok sorun yaşadığımız kişilere hep şöyle yaklaşmalıyız. Acaba bu kişi ister annem olsun, ister kocam olsun, ister çalışma arkadaşım olsun, bana neyi göstermek istiyor? Bana hangi konuda aynalık yapıyor? İçimde neyin dönüşmesi gerektiği konusunda bana bir fikir vermeye çalışıyor diye mutlaka bakmamız lazım. Ve eğer hani bu bizim konumuz mu? Bunu nasıl anlayacağız derseniz de onu da şöyle örneklendiriyorum. Eğer hayatınızda bir sorunu, bir duyguyu, bir durumu sadece bir kez yaşıyorsanız onda sorun yok. Yeşil ışık yanmıştır. Yani bu anlık bir şey olabilir. O kişiyle ilgilidir, durumla ilgilidir. Üzerine çok da düşünmeyin. Devam edin diyorum. Ama eğer aynı duyguyu, aynı olayı ister farklı kişilerle, ister aynı kişiyle iki kez yaşadıysanız orada o sarı ışık yanmıştır. Hani dikkatli geçiş derler ya sarı ışığa. Yani orada bir artık buraya biraz dikkat etmemiz lazım. Biz bunu neden yaşıyorum ben bunu sorgusu başlamalı. Eğer aynı duyguyu, aynı olayı, örneğin haksızlığa uğruyorsunuz, örneğin hep değersiz hissettiriliyorsunuz, örneğin hep istenmeme duygusuyla karşılaşıyorsunuz. Bu artık 3 ve daha fazla kez yaşam alanınızda görünür olduysa kırmızı ışık yanmıştır. Sistem dur. Burada senin bir blokajın var. Dönüşmesi gereken bir sınavın, bir konun var. Lütfen şimdi bunun üzerine düşün ve bu olayın üzerine git. Asla kaçmak, yok saymak çözüm değildir. İçinden geç, yüzleş ve dersini ver diye bizi uyarır. Hı hı. Evet, gerçekten bazı insanları sorgulamak gerekiyor hayatta, dediğiniz gibi. Bu insan neden karşıma çıktı? Ama sanırım orada bu işin içindeyken de dönüşebilmek, geliştirebilmek. Mesela bir kişi sizin değersizlik duygunuzu kaşıyorsa o kişiyle birlikteyken de değerli hissetmeye başlayabilir miyiz bilinçaltımızı dönüştürdüğümüzde? Tabii tabii. Mesela ben eskiden eşimden en çok izliyordur, şimdi sevgilerimi gönderiyorum. Şundan şikayet ederdim. Ya işte hiç sürpriz yapmıyor bana, hiç işte özel hissettirmiyor.
gibi birçok şeyden şikayetçiydim. Beni sevdiğini bilsem de bazen böyle değersiz hissediyordum. Hı hı. İşte ne zaman ki anladım, bu benim duygum. Çünkü bu benim küçüklüğümden beri var olan bir duygu. Ve hatta onu da şöyle dönüştürmüşüm. Değerli olmak için ben herkesin her şeyini çözmeliyim, halletmeliyim. Yani ancak böyle onların hayatında bir önemim olduğunu hissedeceğim diye de kendime bir ayrıca da bir maske seçmişim. Şimdi ben bunu fark edip ben değerliyim bilincine geçtiğimde, blokajlarımı dönüştürdüğümde, çocukluğuma inip o kendini değersiz hissetmiş 5 yaşındaki, 7 yaşındaki Anıl'la kucaklaştığımda, onunla kucaklaşmak çok önemli. Ben hiçbir şey demeden, hiçbir şey talep etmeden eşimin kendi davranışları değişmeye başladı. Yani sürprizler yapmaya başladı, daha çok sorumluluk almaya başladı. Birçok benim bile akıl edemediğim şeyleri akıl edip bana destek olmaya başladı. Çünkü ben değiştim, otomatikman o da değişti. Evet, sen değiş, dünya değişsin diye boşuna söylemiyorlar. Kesinlikle boşuna. Yani hepsini bizzat yaşamış biriyim. İnanın ben önce kendi dönüşümlerime tanık oldum ve dedim ki, yani ben dönüşebiliyorsam, hayatımdaki kişiler dönüştüyse bu mucize değil, mucize gibi gözüküyor ama bu demek ki sadece bir frekans ve bir bilinçaltı olayı, bunu herkes yaşayabilir. Evet, bir yandan da şimdi düşünüyorum, bizler Y kuşağı olarak belki daha bilinçli ebeveynler olabildik, olabileceğiz. Çocuklarımızı yetiştirirken özellikle o 0-7 yaş dönemi çok önemli diye konuşuyoruz ya hep. Ama ne yazık ki bizim ebeveynlerimiz, bizden öncekiler bu hataya düştüler ve bizlerin hepimiz sanırım bilinçaltı çalışması yapması gereken kuşağı olarak. Gerçekten öyle. Fakat İnci Hanım, bizleri kesinlikle yapması lazım. Çünkü evet, anne babalarımız zaten çok travmatik. Onların da kendi anne babalarından aldığı çok büyük travmalar var. Nice zor şartlardan çıkmışlar. Savaşlar görmüşler, yokluklar görmüşler. Eski zamanlarda biliyorsunuz evlendirmeler bile çok farklı şekillerde olmuş. Şimdi biz onların yansımalarını yaşıyoruz. Fakat bizim de düştüğümüz şöyle bir tuzak var. Bilinçliyiz, uyandık, her kitabı okuyoruz, her programı izliyoruz diye mükemmel anne baba olmaya çalışıyoruz. Şimdi bu da ayrı bir handikap ve inanın benim çok fazla çocuk danışanım da var. Şu anda daha doğrusu annelerle çalışıyorum. Çünkü mükemmel olmak diye bir şey yok. Hı hı. Hepimiz, ben bile bu işlerin içinde bu kadar olan biri olarak oğluma %100 mükemmel davranamıyorumdur. Çünkü hayatın akışında olan hareketler var. Çocuğunuzun tekamül planı ve yolculuğu var. Eğer kendimizi çok da kasarsak bu sefer... mesela kendini ifade etmeyi öğretiyoruz. Bizler ifade çok etmeyen nesilleriz ama şimdi çocuklar kendini ifade ediyor. Fakat bazen bir görüyorum, bu da saygısızlık boyutuna ulaşıyor. Yani evet. Çocuk anneyi idare ediyor, çocuk babayı idare ediyor, çocuk evin hakimi. Hayır, şimdi evet biz belki çok bastırıldık ama eğer çok da bir çocuk tepeye çıkarılırsa bu da inanın bastırılmak kadar negatif etki yapıyor. Çünkü ona hayatı boyunca herkes o beklediği ilgiyi vermeyecek, herkes onun dediğini yapmayacak. O yüzden dengeyi kurmak çok önemli. Benim annelere de buradan en büyük tavsiyem, anne çocuk ilişkilerinde, çünkü anne çok önemli, kendi alanlarını belirlesinler, çocuklarının alanına evet saygı duysunlar ama daha iyisini vermek adına lütfen bu alanlarını ihlal ettirmesinler. Aslında çocuğun da arkadaşı değildir anne. Anne anne olmalı, çocuk da çocuk olmalı. Aralarındaki bağ sevgiyle birbirine bağlılık olmalı, bağımlılık haline gelmemeli. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Maddi dünyasal araçlar, işte para, başarı, ünvan vesaire, insanların tekamüllerini gerçekleştirmede nasıl bir etkisi var ve nasıl etkiliyor? Yani aslında baktığımızda bunların hepsi bizim dünyevi başarılarımız. Ruhsal alanda böyle bir başarı kaydı yok. Yani orada şunu demiyorlar, biz vefat ettikten sonra ya da işte sorgulamamız yapılırken, aa işte Anıl'ın bankada kaç lira hesabı vardı, işte Anıl'ın title'ı neydi, hangi üniversiteyi bitirdi. Bunlara kimse bakmıyor. Bakıldıkları şey, biz sevgi duygusuna geçebildik mi? Biz kendimizi ve bizi, bizim gibi olmayanları da acaba sevebildik mi, yardımlaşabildik mi, hayatta paylaşabildik mi, kendimizi aşabildik mi, tekamül derslerimizi başarabildik mi, sistem bunlara bakıyor. Bunlar gerçekleşmediği müddetçe biz yine benzer döngülerde aslında tekamül yolculuğumuza devam etmek zorundayız, devam da ediyoruz. Bu yüzden biz maalesef kendimizi başkalarına bakarak çok kıyaslıyoruz. Hele şimdi sosyal medya bu kadar aktifken, işte onun şusu var, bunun busu var, şu şunu yapıyor, bu böyle. Yani fiziksel olarak da kıyaslıyoruz, maddi olarak da, bilgi olarak da. İşte o evli, ben bekarım. Bunların hiçbiri kişinin gelişmişlik düzeyini göstermez. İnanın
benim danışanlarımın çoğu, insanların belki çoğunun hayranlıkla baktığı kişiler. Yani belli bir statüde, belli bir dolgunluk, hatta tanınmış kişiler var. İnsanın mutluluğu bunlara bağlı değil. Banka hesabınızda şu an trilyonlarınız olsa, sizin ruhunuz ait hissetmiyorsa, eğer Yaradan'la ilişkisini, dünya ile ilişkisini tam olarak düzeltmediyse, o boşluk duygusu, yalnızlık duygusu, aidiyetsizlik, tatminsizlik hep hayatında baki oluyor. O yüzden en önemli yaşam dersi şudur zaten. Kişinin kendi ruhuyla, içinden gelenle uyumlu bir yaşam sürmesi. Yani işte şu daha çok kazandırır ya da işte bir evlilik yapılması gerekiyor, aman bir çocuk yaptım, ikinci yapılması gerekiyor gibi zorundalıklar değil. Benim ruhum ne yapmak istiyor? Ben ne yaparsam mutlu olurum? Hangi işi seçersem mutlu olurum? Para odaklı değil. Siz eğer kendi yeteneklerinize odaklanırsanız ve yeteneklerinizi keşfedip bunu tutkuyla yaparsanız, para zaten kendiliğinden gelecektir. Ya da belki siz bu hayatınızda evlenmeyeceksiniz. Siz bekar olup belki dünyayı gezmeyi seçtiniz. Ruhunuz bunu istiyor. Ya da bir çocuk yapmak istiyorsunuz. İkinci planınızda yok. İşte ilk çocuğunuz yalnız kalmasın diye kendinizi zorunda hissederek bir kez daha bunu seçmemelisiniz. Ruhunuzun sesini dinlerseniz, onun rehberliğinde tabii ki aklınızı da birleştirerek ilerlerseniz gerçekten mutlu ve doyumlu bir hayata sahip olursunuz. Yani doyumun ve bereketin de niteliklerle değil de niceliklerle daha çok bağlantısı var. Peki insan tekamülünü gerçekleştirmek için kendisine hangi soruları sormalıdır? Ben kimim? Sorusu çok önemli bir soru. Bu şöyle... Hani kendimi keşfetme yolculuğuna çıktım diyoruz çoğu zaman. Fakat kendimizi tam olarak da keşfetme hali söz konusu değil. İşte ben 2008 yılında çıktım. Kendimi birçok açıdan keşfettim ama hala keşfediyorum. Çünkü ben oldum bittim diye bir durum yok. Her an değişip gelişebiliyoruz. Hiçbir şey bizimle özdeş değil aslında. Ama ben kimim sorusu. Ben neye dönüşmek üzere var oldum? Ve ben bir üst versiyonumu nasıl gerçekleştirebilirim? Neleri seçersem hayatımda daha fazla katkı alabilirim? Neler yaparsam yaşama daha fazla katkı olabilirim? Ben her güne hep söylüyorum her yerde şu soruyu sorarak başlarım. Bugün de bu yayına gelmeden de bunu söyledim. Ben dedim bugünüme en güzel nasıl katkı olabilirim? En güzel nasıl katkı alabilirim? Dediğinizde ve bunların cevapları geldiğinde, bu rehberliği izlediklerinde ve ne olursa olsun kendilerini seçmekten hiç vazgeçmediklerinde, burada bahsettiğim şey narsizm ya da bencillik değil. Burada bahsettiğim şey uçaklarda bize söylendiği gibi oksijen maskesini önce kendimize takmak. Kendimize takmalıyız ki diğerine de takabilecek oksijenimiz olsun. Bu şekilde iki kişiyi kurtarıyoruz ama sırf ona takarsak kendimizi kurtaramayabiliyoruz. O yüzden önce ben dediğimizde, ama sadece ben değil, önce ben ama sonra herkes dediğimizde dengeli bir ben-biz dengesi oluşuyor. Ve yaşam size çok güzel sürprizlerle, farkındalıklarla, olaylarla, kişilerle zaten gelişiminize hizmet ediyor. Ve hep derler ya, evren cesaretlileri sever. İşte bu çok önemlidir. Kişisel gelişim yolculuğuna çıkmak, kendi devrimini başlatmak, ruhunun sesini dinlemek her zaman kolay diyemeyiz. Evet, insana zor geliyor, korkutuyor, güvenlik alanının dışına çık diyor, bildiklerinin dışına çık diyor, yeni bir dil öğretiyor. Ama işte buna gönüllü olan, başta zorlansa da o tırtılın kozasından çıkmak için verdiği emeği veren kişi mutlaka kelebeğe dönüşüyor. Ama onun dışında hep mücadele, hep zorluk, hep mutsuzluk, yalnızlık gibi duygularla boğuşup duruyoruz. O yüzden ben diyorum ki kişi benim kişisel devrimim önce neyi değiştirerek başlar? Acaba ben bugüne kadar nelerden yoruldum? Artık nelerden vazgeçmek istiyorum ve ben nasıl biri olmak istiyorum? Ben nasıl biri olursam kendimle daha barışık olurum, kendimi daha çok severim ve onurlandırırım dediğinde, sistem ona bazen bir kitapla, bazen bir kişiyle, bazen bir filmle, bazen böyle güzel bir yayınla mutlaka cevap gönderiyor ve çok da güzel bir yolculuk, evet, başlıyor. Kesinlikle. Ben de içimden düşünüyordum ama dile getireyim madem yeri gelmişken. Hep hayatımda bir şeyleri değiştirmek isterim ama bir takım, şimdi bu çalışmaları sürekli konuşuyorum, değerlendiriyorum ama kafamda oturmayan şeyler var. Mesela hani ilk başta anlattınız ya, ben kendimiz bilinçaltı kayıtlarına ulaşıyoruz, bir şey anlattırmıyoruz. O beni çok iğreti eden bir nokta. Çünkü bilmiyorum. Sebebini hatırlamıyorum. İnsan 0-3 yaş zaten hiç hatırlanmayan bir süreç, ne yaşadığını. O yüzden bugün de benim doğum günüm. Ay, hep derim güzel ki hayatımda
değişimim, olumlu anlamda değişimime, dönüşümüme katkıda bulunacak insanlarla yolum bir araya gelsin diye. O yüzden ben de bugün kendime hediye edeceğim sanırım, sizden bir çalışma alacağım. Harikasınız. Çünkü bazen gerçekten kendini hissediyorsun. İşte diyorsun ki bu insan, mesela astroloji eğitimi aldım daha önce. Sevgili Barış Özkırış'tan buradan harika, sevgiler ona da. Onunla da aynı bir olayı yaşadım. O sıcaklığı hissediyorsun ve diyorsun ki bana doğru gelecek insan bu diyebiliyorsun bazen. Dediğiniz gibi bazen bir kitapla, bazen bir kişiyle, bazen bir yayınla bir şekilde ulaşabilmek. Ama sizin yaptığınız işte çok kıymetli gerçekten. Çok ulaşabilmek, dokunabilmek dileğiyle. Şimdi tekamülden devam etmek istiyorum. Tekamül sona erer mi? Ererse nasıl sona erer? Tekamül sona ermiyor. Tekamül hep buradaki spiraldeki de anlatmak istediğimiz oydu zaten kitapta. Ruhun sonsuz varoluş yolculuğu. Hani bu hayatımızda da ben oldum bittim gibi bir olay yok. Her zaman gelişim devam ediyor. Ruhun gelişimi sonsuz. Çünkü bizim yaradanımız sonsuz. Sonsuz bir varlığın, sonsuz bir yaratıcının yarattığı bizlerin de yolculukları sonsuz olarak devam ediyor. Ruhsal boyutlarda, başka alanlarda, zaten dünya hayatı üzerinde de birçok boyutta, yerde yolculuğumuz devam ediyor. Önemli olan yaşam derslerimizi, bu hayata geliş amacımızı olabildiğince derin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek. Hani buraya gelirken hepimizin ruhsal alanda yaptığı planlar, programlar var. %100 hepsini başarmak o kadar büyük bir şey ki canım, ama inanın %50'sini bile gerçekleştirdiğimizde bu hem kendimize hem dünyanın tekamülüne çok büyük bir katkı oluyor. Tabii ruhsal alanda her şey daha kolay. Dünyevi hayatta daha zor. Çünkü burada maddeyle tanışıyoruz. Burada ruh maddeye hükmetmeye çalışıyor. Duygular var, yaşanmışlıklar var. O yüzden bazı aksaklıklara da takılmamak lazım. Her zaman pozitif olamayız, her zaman mutlu olamayız. Her duygu gelişimimize hizmet eder. Bazen hüzünde, bazen negatif bir halde. Önemli olan oraya takılı kalmayacağımızı bilip her zaman ilerleyeceğimizi, mevsimler gibi her şeyin bir döngü içinde süreceğini bilip yola hep devam etmeye gönüllü olmak. Keşfetmek çok güzel bir şey. Bence yolun sonunun bilinmemesi çok kıymetli. Yani filmin sonunu bilsek film bu kadar heyecanlı gelmeyebilir. Ama biz bilmiyoruz. Evet, bu bilinmemezlik bazen çok korkutuyor. İşte gelecek kaygıları oluşturuyor. Aslında filmin sonunun bilinmemesi çok güzel, çok kıymetli. Çünkü onu istediğiniz gibi yazma, yaradanın verdiği iradeyle yazma gücüne sahipsiniz. O yüzden bence herkes keşfetmenin tadını çıkarsın. Evet, şimdi biraz önce bahsettiğiniz gibi insanlar planlar yapıyor. İşte hayatsız planlar yaparken başınıza gelenlerdir denir ya. Bir yandan da plan yapmadan da hayat devam etmez, değil mi? Tabii. Şimdi burada doğru olan tabii nedir? Hayatımızın, tekamülümüzün bize göstereceği yolu seçmek mi, yoksa kendi planlarımızın peşine mi takılmak? İkisini tam böyle dengeyle birleştirmek. Ne? Mesela çok kontrolcü oluyoruz. Ben eskiden çok kontrolcüydüm. Böyle hipnoza falan asla girmezdim mesela. Hayat akışını kontrol eden kişilere kontrolcü kişiler deriz biz. Ama bazıları da mesela tamamen hani vurdum duymaz deriz ya. Öyle akışına yaşarlar, geldiği gibi yaşarlar. İkisi de sarkaçın birer ucudur. Dengeye gelinmesi gerekiyor. Zaten ilahi akışla uyumlu kontrol deriz biz buna. Bunu da anlattım kitapta. Şöyle, biz hem planlar yapacağız, isteklerimiz, hayallerimiz, dileklerimiz olacak. Ama bu niyetleri yapıp gerekli eylemlere de geçip yola çıktıktan sonra işte hayat bize neler getiriyorsa bunlara uyum sağlamak çok önemli. Yani yaşam bizimle savaşmaz. Hayat bizim tersimize akmaz. Hayat bizimle akar. Fakat bizim bazen her buradaki dünyevi seçimimiz ruhumuzun seçimiyle uygun değil. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Kişi şifacı. Aslında ruhu tamamen bu işe, şifa alanına gönüllü bir ruh. Ve belli bir yaştan sonra da artık bu alana aktif hale gelmiş. Bunun farkında, işte bir iki eğitim aldığı kitaplar okudu. Fakat bir yandan da başka bir mesleği var. Yıllardır yaptı. Belki bankacı. Şimdi bir taraf ona diyor ki artık ruhu diyor ki senin yeni alanın başladı. Sen şifa alanına geçmelisin. Bu işlere odaklanmalısın ve bankacılıktan ayrılmalısın diyor. Ama şimdi zihni diyor ki ya ben yıllarımı bu işe verdim, güvenli bir alandayım, burada belki işte maaşım belli, günüm belli, ödemelerim ona göre. Şimdi bu alana geçersem orası biraz bilinmiyor, ya işte para kazanamazsam, ya zorluğa düşersem, ya da iyi olamazsam o alanda, hani yeterli olamazsam, iyi işler yapamazsam diyor. O bu çalkantıdayken, bunu sürdürürken
pat diye onu işten çıkarabilirler. Hı hı. Şimdi işten çıkarıldığında orada kişi bazen ağlıyor, işte diyor ki belki ben diyor bu bankaya 20 yılımı verdim, en iyi ben çalıştım, her şeyi de en iyi ben yaptım, tam yükselecekken, ya da işten çıkarılmıyor da terfi ettirilmiyor. Onun yerine belki gerçekten çok daha az görünüşte hak eden biri terfi ettiriliyor. İşte çünkü sistem ona diyor ki bak sen buradan çıkmak zorundasın. Sen yapamadın, cesaret edemedin ama senin verdiğin sözle, çünkü sen ruhsal alanda bunun sözünü vermiştin, şimdi ben yaptırıma geçtim. Ben seni bu alanın dışına çıkman için artık sana daha ne göndereyim diyor. Bir takım böyle göstericilerle seni kendi ruhundaki alana doğru yönetmeye çalışıyor. İşte orada karşına çıkan yaşadığın olayı, acaba bu olay, bu zor olabilir, negatif olabilir, beni nereden alıp nereye koymak için sistemin bana yaşattığı bir durum, ruhumdaki hangi sesin aslında karşılığı, benim duymazdan geldiğim, görmezden geldiğim, yok saydığım, olamaz dediğim acaba neye hizmet ediyor diye bakarsak bu süreç çok daha dengeli gelişiyor. O yüzden diyorum ben, hem ruhun sesi hem aklın sesi. Örneğin mesela burada denge nasıl olabilir? Evet, artık kişisel gelişim, şifacılık alanına kişi geçmeyi seçer ama pat diye işinden ayrılmaz. Önce bankacılık yaparken ara ara çalışmalar yapmaya başlar. Boş günlerinde belki bireysel çalışmalar yapar. Sosyal medyasını güçlendirir. Sonra doğru zamanda da işinden ayrılır. İşte bu da dengeli bir akıştır. Evet, yönetmenimden 5 dakika süre istedim. Süremizin sonuna geldik. Bereketimizi nasıl arttırabiliriz sorusunu sormak istiyorum. Aslında biraz konuştuk bu konuları. Hani her şey biraz özdeğer ve frekansla alakalı elbette ama var mı başka yöntemler bizler için önereceğiniz? Bir kere para enerjisini sevmeliyiz. Para enerjisiyle barışmalıyız. Ve herkese tavsiye, yani benim de cüzdanımda var. Cüzdanımızda bir tane bolluk bereket paramız olmalı. Koyabildiğimiz en yüksek miktarda bir parayı cüzdanımızın bir köşesine, paralarımızın hepsi bir kere düzenli olmalı. Karttan çok ara ara mutlaka para kullanmalıyız hayatımızda. Bir bolluk bereket paramız da olmalı. Ve asla paramızı kötü gün parası olarak biriktirmemeliyiz. İyi gün, güzel şeyler yapmak için, yatırım yapmak için, konforlu bir hayat için diyerek paramızı biriktirmeliyiz. Para alışverişimizi alırken verirken böyle çok şey yapmadan, pazarlık yapmadan, tabii ki ama olabildiğince makul fiyatta alarak ya da vererek dengeyle kurmalıyız. Parayı yaşam alanımızda ancak severek çoğaltabiliriz ve fakat da paylaşarak. Paylaşmayı da bilmeli. Hem bana hem diğerlerine de onu en güzel şekilde aktarmaya gönüllü olabilmeliyiz. Evet, bize tabii merak edilen şeylerden bir tanesi de aşkı hayatımıza çağırabilmek. Ama tabii aşkı çağırırken de diğer kişinin belki de alanına girmek doğru mu? Onu da size sormak istiyorum. Yani aşkı şöyle, kişiyi çağırmamak lazım. Sadece bizler kendi mutluluğumuz için nasıl bir ilişki istiyoruz? Nasıl bir ilişki yaşarsam mutlu olurum? Nelerle ben nasıl bir insanım? Gezmeyi mi seviyorum, eğlenmeyi mi seviyorum, ev hayatını mı seviyorum? Nasıl bir eşle daha uyumlu olurum? Evet, bunu düşünebilirler. Ama en çok niyet etmeleri gereken şey, ben mutlu bir ilişki yaşamayı seçiyorum. Mutlu bir ilişkiye niyet ediyorum. Bunun için doğru kişinin hayat alanıma gelmesine izin veriyorum. Evet. Dedikleri anda zaten gerisine bile gerek yok tasarlamalarına. Onları mutlu edecek, beraber gelişecekleri, öğrenecekleri, zorluk da yaşasalar o zorluktan pozitife dönecekleri kişiler yaşam alanlarına zaten gelecektir. Tabii bilinçaltı blokajlarına da biraz bakmalarında fayda var. Peki iki kişi birlikteyken bir takım zorluklar yaşanıyorsa yine bu ilişkiyle ilgili bilinçaltı kayıtlarına bakılmalı mı? Mesela evlisiniz, çok seviyorsunuz eşinizi, kaybetmek yapıyoruz. İstemiyorsunuz ama sorunlarınız varsa. Tabii ilişki karması çalışması bu yüzden yapıyoruz. Çünkü karmik bağlantılarınız birbirinizle negatif aktarımlarınız oluyor. O yüzden özellikle ilişki dinamiğine çalışıyoruz. Sonrasında da bireysel olarak bazı kişisel blokajları dönüştürüyoruz. Bu çok önemli. O ilişki ilk başladığı andan şimdiye aranızdaki bir bakışma bile, içinizden onunla ilgili bir düşünceniz bile, çünkü karmik bir etki yaratıyor. İşte o negatif etkiler birikerek geçmişin de deneyimleriyle, anne baba ilişkilerinden aldıklarımızda bir çığ gibi soruna dönüşüyor. O yüzden ilişki çalışmalarını da ayrıca gerçekleştiriyoruz. Buna da bakılması lazım. Evet. Son sorum da renklerin hayatımızdaki yeri nasıl kullanmalıyız? Renklerle ilgili benim sabit bir görüşüm yok. Ben şuna inanırım. Evet, çakralarımızın renkleri var ama sizin renginiz çok önemli. Yani mesela siyah, kimisi der ki negatif bir renk. Hayır, benim için siyah gücün rengidir. Ben severim. Siyahın da bana iyi bir enerji verdiğine inanırım.
Önemli olan sizin bazı negatif olayları yaşadığınızda, diyelim ki bir acı, bir dolu bir deneyim yaşadığınız çocukken ya da yetişkininizde fark etmez. Üzerinizde hangi renk? Alanda en çok hangi renk varsa siz o renge bir negatif çapa atmış olursunuz. Dolayısıyla o rengi her kullandığınızda ya da her gördüğünüzde o negatif durumunuz tetiklenir. Ya da pozitif, işte kitabınız çıktı çok mutlusunuz. Mesela buradaki renk artık benim için pozitif bir çapa. Ben bu rengi her gördüğümde bu kitap ilk çıktığında hissettiğim duyguyu hissedeceğim demektir ya da her kullandığımda. O yüzden bence kişiler yine kendi hayatlarında hangi renklere hangi anlamları veriyorlar, o renk ona ne hissettiriyor, buna bir baksınlar. Ama genel olarak da mor rengin mesela spiritüel bir renk olduğunu, kişinin ruhsal alandan beslenmesini sağlayan bir renk olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun dışında genellemek yerine özel olarak kendi renk skalalarını oluşturmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Evet, bugün de yeniden başlanın sonuna geldik. Dilerim sizler için de aynı şekilde faydalı bir yayın yapabilmişizdir. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.